Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 günlük Amerika ziyareti sürüyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin Washington ofisinin açılış resepsiyonuna katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk-Amerikan ilişkilerinde güvensizliğin egemen olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Washington temaslarına başladı. Partisinin genel başkanı seçilmesinden bu yana ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin Washington ofisinin açılış resepsiyonuna katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha güçlü CHP olacak dedi. Bugünkü süreç içinde biz kendimizi yeteri kadar öyle anlaşılıyor ki anlatamamışız. Değişimi anlatamamışız. Önümüzdeki süreçte daha çok arkadaşımız gelerek ve sizlerin sorularına muhatap olarak neyi nasıl yaptığımızı, düşüncelerimizi, beklentilerimizi sizlere anlatmaya çalışacağız. CHP lideri resepsiyonda Amerikalı Türklerle sohbet etti. Gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Türk-Amerikan ilişkilerinde güvensizlik egemen dedi. Türk-Amerikan ilişkilerinde belli bir güvensizlik egemen bugün için. Umuyorum bu güvensizlik kısa süre içinde giderilmiş olur. Kılıçdaroğlu'na Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik mesajları soruldu. Kendi politikalarını anlatacaklarını belirtti. Özellikle Suriye, Irak ve Mısır konusunda daha farklı bir politika gidiyoruz biz. Arzumuz bulunduğumuz bölgede, coğrafyada bir çatışmanın olmaması. Ama çatışma olmayacak. Öte yandan daha fazla özgürlük, bireysel hak ve özgürlüklerin genişlemesi gerekiyor. Demokrasinin gelmesi gerekiyor. Özgürlük talebinde bulunanların şiddete maruz kalmaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu akşam katıldığı resepsiyonun ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi toplumu temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Washington'da New York ve Kaliforniya'dan gelen Türk iş adamları ve akademisyenlerle de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bugün Beyaz Saray ve Kongre'de temaslarda bulunacak. Ayrıca Brookings Enstitüsü'nde Türkiye için CHP'nin vizyonu başlıklı bir konferansta konuşma yapacak. Şimdi Amerika'ya uzanacağız. Kılıçdaroğlu'nun bugün de görüşmeleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Habertürk muhabiri Gülveda Özgür de telefon attığımızda. Gülveda merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Washington'da kimlerle görüşmesi bekleniyor? Nasıl programı? İyi günler Serap. Evet, Kılıçdaroğlu ilk kez Washington'da 2010'da CHP lideri, CHP genel başkanı olduktan bu yana ilk kez Washington'a geliyor CHP lideri. Ve Washington'daki temasları kapsamındaki ilk programındaki ilk etkinlik Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşları Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapacak. CHP'nin Türkiye için vizyonu isimli bir konuşma olacak. Bu Türkiye saatiyle 18.30'da yapılacak bu konuşma Serap. Daha sonra da kongre üyeleriyle görüşmeleri var ve yönetim yetkilileriyle de görüşmeleri var programında. Basına genel anlamda temasları çerçevesinde Kılıçdaroğlu kongre üyeleriyle görüşecek. Ancak tabii ki demokratlarda değil, yine muhalefet konumundaki Cumhuriyetçi Parti kongre üyeleriyle görüşecek CHP lideri. Yine heyetin başkan yardımcısı Joe Biden düzeyinde ağırlanma beklentisi karşılanamayacak. Serap, çünkü Joe Biden Japonya, Orta Asya gezisinde Japonya'da temaslarda bulunuyor şu sıralar. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Avrupa Direktörü Karen Donfire ile görüşecek. Bu kapsamda Washington Post gazetesinin üst düzey yöneticiyle de bir araya gelecek. Ve yabancı basına, Amerikan basına özel bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor CHP liderinin Serap. Gülveda Özgür, çok teşekkürler aktardıkların için. Genelkurmay Başkan